Merhaba güzel yurdumun güzel insanları, merhaba dostlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet arkadaşlar, kazaktan bıktınız. Biz de tişört giydik şimdi. Fakir üşüyoruz, Allah aşkına bunu da çıkart demeyin. Haberlere geçiyoruz. Yayınımızı şuradan beğenelim, paylaşalım. Kanalımıza yeni gelen kardeşlerimize hoş geldiniz diyoruz. Kanalımızın büyümesi lazım. Büyümesi için de sizin videolarımızı paylaşmanız lazım. Eşinize, dostunuza, bibize, halaza, teyzeze, WhatsApp'tan, masraptan herkese gönderirseniz seviniriz. Haberler gelsin. İnşallah 31 Mart 2024 tarihinde bu kötü gidişe dur diyeceğim. Tamam tamam. İnandım. Efendim AKP'li Ömer Çelik Habertürk'te Mehmet Akif'in programına katılmış. Mehmet Akif şeriatla ilgili soru soruyor. Malum AKP'de tabanda gerek diğer partilerle birleşmesiyle birlikte bir şeriat havası oluşmaya başladı. Birileri şeriat istiyor. Ömer Çelik demiş ki vallahi gündemimizde şeriat yok. Toplantıda kuantum konuştu. Kuantum fiziği. Yok böyle bir şey. Oğlum, belki de konuşmuşlardır öksürdüğüme göre. Gülmekten çenem yoruldu. Bugün bayağı bir yoruldum ya. Allah'ım yüzümüzü hep güldür. Ağlatma bizi ya Rabbi. Allah'ım. Şimdi dönüp desem ki kardeş sizin partide kaç tane fizikçi var? Vardır vardır, rezil oluruz. Boşver şimdi. Ulan kuantumlu abdest alma makinesi mi yapacaktınız hayırdır? Siz kuantum fiziği falan ne iş? Anlamadım yani. Allah mesafe inkar. Başımıza bir iş gelir mi? Kardeşim yani adamlar milletvekili, bakan tabii ki konuşacaklar. Manyak olmayın. Kendinize dikkat edin. Kendinize dikkat edin oğlum. Saçma sapan konuşmayın, tamam mı öyle? Ne lan? Hayırdır yani? Bir tek kuantumu muantumu sol kesim mi konuş? Sağ kesim kuantum konuşamaz mı? Tamam anladım anladım. En son ledli ekmek sepeti yaptılar TÜBİTAK'ın şeyinde. Organik hoşaf mı bir şey yapmış. Tamam eyvallah. Anladım da kardeş yani sonuçta. Bunu herkes konuşabilir yani. Gidersin kahveye kuantumdan bahsedersin. Adamlar da böyle mal masumluktan bakarlar. Sonuçta ya kardeş bu kadar kuantumu konuşabiliyorsunuz eyvallah. Ya şu yani parti tabanının seviyesini biraz yükseltin ya. Hani Tayyip'in götünün kılıyım diyenlerden tut da hani o peygamber diyene, Allah gibi adam diyene varıncaya kadar lan biraz seviyeyi yükseltin. Bu nedir la? La bunlar özellikle kovun ya. Bunlar özellikle kovun ya. Allah Allah. Allah gibi adam diyenler var ya. Şimdi sen tabanın bu seviyede sen kalkmışsın yukarıda. Valla bugün partide kuantumu konuştuk. He. Çay yok mu la? Çay ne? Çay getirmemiş. Kuantumu konuştuk. Olur da 17'sinde uzaya çıkarsak. Şimdi bizim bir tane pilotumuz varmış ya uzaya gidecek. Onu göndermelerinin sebebi de konuyu açıyor. 17'sinde uzaya gidecekmiş. Baba sen önden git. Bir bak bakalım nereye köprü yapılır, nereye otel yapılır. Tabii. Nereyi parsel parsel uzaylılara satarız. Bunların hepsini şimdi o adama anlatmışlar. O adam da gider oradan fotoğrafları çeker. Getirir reisler bakarlar. Şuradan yolu geçirsek, şu tarafını şeye satsak. Araplara satsak bu tarafını Katarlara falan. Tabii. Herkes onun derdinde. Kim ne var? La, uzaya gitsen ne olacak kardeş? Çünkü Beli Ahmet'e gitti ki hocam uzayda ne var? Adam sana ver 3-5 kuruş. Anlatsın uzayda ne olduğunu diyor ya kendisi. Uzaya gidiyorlarmış. Gelin anlatayım. Hala birinci kat semanın aşağısında olan gezegenler ve yıldızlar hakkında Mars'ta su var mı? Merih'te et var mı? Öbür tarafta but var mı? Manyak manyak işler ya. Ben sana söyleyeyim zaten. Sen oraya çıkamadan dünya kopacak. Masrafa değmez ya. Lan biraz yani o kadar 70 milyar dolar, 100 milyar dolar. Ver bana 100 bin dolar ben sana hepsini söyleyeyim ya. Ne cahil adamsın. Kur'an'da var, hadiste var. Bakmıyorlar ki salaklar.
Belki de zannediyorlar ki bu rivayetler zayıf olabilir. Biz yine gözümüzle görelim. Ne göreceksin? Ne göreceksin? Ya yok böyle bir şey ya, gerçekten abi. Lan bunlar olmasa var ya, bak olaya bir de şu açıdan bakın, gülüyoruz. Yani rezil bir durum. Seviye yerlerde ama bunlar olmasa oğlum neye güleceğiz lan? Lan gülecek bir şey yok ülkede. Habire ağlıyoruz, habire ağlıyoruz. Oturun karşım bunlara şükredin, ne güzel işte bak. Yani Cem Yılmaz'a gerek yok. Ata Demirel'e, Beyazıt'a gerek yok. Herkes Cem Yılmaz, herkes Ata Demirel, herkes Beyazıt. Yani Allah'a şükür bizi güldürüyorlar ya. Ömer Çelik kuantum konuşuyor. Vay anasını. Tabii Gazze'den de bahsetmiş. Oraya da gelelim. Oradan bahsederken dakikada 10 çocuk ölüyor. Allah kahretsin. Bunlar var ya, bunlar Milosevic gibi yargılanacaklar. Göreceksiniz, insanlık Gazze'deki çocukları etrafında toplattı falan filan. Aynı ağlamayı biz nerede gördük? Hepimiz için bir insanlık dışı bir utanç. Ama bir yandan da insanlık vicdanını bir araya getirdi. Bir de böyle bir sonucu var. Böyle bir şey olabilir mi? Dakikada 10 çocuk ölüyor. Mısır'da gördük. Aynı sözleri biz nerede gördük? Ya Mısır'da gördük. Aynısını Sisi için söylediler mi? Söylediler. Bugün Sisi'ye ne diyorlar? Hepimiz kardeşiz, bu halka ne diye Sisi lan Allah'ım yarabbim. Onun için arkadaşlar ne yapıyoruz? Hiçbir zaman hiçbir siyasetçinin ne gözyaşı dökmesine, ne gülümsemesine, ne ciddi konuşmasına, hiçbirine inanmıyoruz. Kim olursa olsun, partisi, adı ne olursa olsun, hiçbir siyasetçinin hiçbir gülüşü, hiçbir ağlayışı bizi bir anda duygusal yönden çökertmesin. Hı? Bize bunların hepsini gösterdiler. Kendi ülkesindeki şehidin çocuğu gözyaşı dökerken böyle bakan zihniyet gidip Mısır'daki Mursi'nin Sümeyye miydi lan kızı, Esma mıydı neydi? Onun için hüngür hüngür ağlıyorsa ben hiçbir siyasetçiye güvenmem. Ve hiçbir siyasetçinin ağlayışına aldanmam. Ve siz de aldanmayın derlerse yalan söylüyor. Sakın, sakın bu insanların gazına gelmeyin. Tamam mı arkadaşlar? Ne olur ne olmaz. Allah'ım sen yardım et. Efendim geçen haberini yapıp kısa geçtiğimiz Mossad ajanları skandalı. 33 Mossad ajanı Türkiye'de yakalanmıştı. Çoğunluğu sakallı ve başörtülü. Tabii ki ister istemez bu konunun 3-4 gün önce olması ama bugün gündemimize gelmesi bizi düşündürüyor. Birincisi şu arkadaşlar. Haberlerde yazan şu. Hani ben haberde ne yazıyorsa onu okuyorum. Sosyal medyada da bunlar konuşuluyor. Herkes. Bu Mossad ajanlarının, yani İsrail ajanıymış sözde bunlar. İsrail ajanlarının Filistin ve Arap asıllı oldukları ve ülkeye böyle girdikleri. Tabii ki ister istemez alttaki yorumlara bakıyorum. İyi de kardeşim, adamlar Mossad'ız veya İsrail'iz diye bas bas bağırıp onların kıyafetlerini mi giyecek? Tabii ki başörtüsü takacaklar. Tabii ki sakal bırakacaklar. Adı üstünde ajanlar falan filan. Ajan ajandır. Ya kardeşim bak, ben sana şunu söylüyorum. Bu adamlar Türkiye'ye girerken MIT'in, istihbaratın, SİHA'ların, İHA'ların, tamam mı, abartayım olayı biraz daha, neredeydi? Hı? Bunlar Türkiye'ye girerken sınırlar açılmıştı. Tabii Suriyeliler, Filistinliler, tabii ne yediği belirsiz Afganlar giriyordu Türkiye'ye. Sınırdan atlayıp geçiyorlardı. Değil mi? Böyle mi sınırını koruyacağız? Şimdi 33 tanesi tutuldu. Şimdi ben de olaya farklı bir açıdan bakıyorum. Acaba buradan bir algı yaratmak için böyle bir şey yapmış olabilirler mi? Çünkü her gördüğümüz habere inanmamamız lazım. At gözlüğü takmayalım. Bir de bu açıdan bakalım. Bir planları var. Bir hedef var. Önceden o planı yerine getirmek için bir hafta önceden, iki hafta önceden, belki bir ay önceden gerek sakallı, cübbeli, sarıklı, gerekse başörtülü bu şahısların belki suçları başka bir şey.
Belki bilmiyoruz. Kredi kartı patlatıp insanları dolandıranlar ama basına Mossad ajanı olarak veriliyor. Yani. Mossad ajanı olarak veriliyor. Sen bugün 33 tanesini yakalıyorsun. Bunlar kaç yıldır Türkiye'deler? Ve nerelerdeler? Nerelerdeler? He? Nerede yakaladınız bunları? Dönüp şu soruyu da sormamız lazım. Halkın arasında 33 tane bir bölgede yakaladıysanız Türkiye'nin genelinde kaç tane ajan vardır? Türkiye'nin genelinde kimler kimler Mossad'a çalışıyordur? Acaba Mossad'ı bahane edip ülkede yaşayan bazı ülke vatandaşlarına yönelik bir operasyon mu geliyor? Bunların hepsini düşünmek lazım. Kafamda deli sorular. Dönüyor, dönüyor. Çünkü Türkiye. Çünkü bilmiyoruz. Bilemiyoruz yani. Ha, bunlar tamamen hayal ürünüdür. İddia. Aklıma geldi söyledim. Ne diyeyim anasını satayım? Aklıma geldi söyledim. Başımıza bir dert alır mıyız? İnşallah almayız. Şimdi bu haberle ilgili dün bu haberi okudum ama yayın yasağı geldi. Yayın yasağı gelince videoyu paylaşamadık arkadaşlar. Madem yayın yasağı geldi, o zaman biz de isim misim vermeden kuralına uygun bir şekilde sanki bir hikaye anlatıyormuş gibi anlatırız. Değil mi arkadaşlar? Ve siz de zaten leplemeyi anlarsınız. Neyse konuşamadım. Konumuza gelelim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dur. Şimdi efendim. Olayın içindeki kahramanlarımız X bir parti. Nin içinden birinin şeyisi. Neyse. Baba bak şimdi karı evli. He. Bizim bu genç arkadaş gidiyor. Bu partide kankeytosu olan, akrabası olan. Baba karıyla aşına fişine yapmışlar. He. Mercimeği her fırına vermişler. He. Tabii bir gün kadının kocası eve erken geliyor. İçeriden bakıyor ki tuhaf tuhaf sesler geliyor. Allah Allah diyor. Bu sesler bir yerden diyor. Aşina olduğum sesler diyor. Tuhaf. Tabii eşini, dostunu, arkadaşlarını çağırıyor. Polise de haber veriyor. Tam o sırada baba ko. Tabii bunların arasında bir onbaşı da var. Onbaşı ne lan? Nereden çıktı neyse. İşte baba şimdi içeri bir giriyorlar baba. Ola, oh. Bizimki anladı siz daha mı? Ne yapıyorsunuz lan falan filan. Kavga gürültü hırgün. Bizim partide akrabası olan Tuman'ını toplamış. Abi bana müsaade. lan olmaz böyle bir şey. Ya Allah mesaj. Haberi okudum lan. Sabahtan beri gülüyorum. Çene vardı. Allah'ım mesaj. Gülerken böyle tuhaf tuhaf sesler çıkıyor olabilir. Özür diliyorum arkadaşlar. Oh. Oğlum adamın karısını silkiyor, sallıyor. Adam gelmiş, yakalanmış sizi iş üstünde. Adama diyor ki abi bana müsaade et abi. Nereye gidiyorsun oğlum? Nereye gidiyorsun? Yok böyle şey. Yeter lan. Abartma. Neyse. Tabii polis molis geliyor. Polis geliyor. Ertesi gün kadın adama dava açıyor. Şiddetli geçimsizlik. Adam da kadına zinadan dava açıyor. Tabii parti karışıyor. Partide bu haber duyuluyor. Sağa sola gidiyor. Ola, ortalık karıştı bir anda. Tabii bunları alıyorlar karakola götürüyorlar. Karakolda bunları serbest bırakmışlar. Bunlar karakolda yok. Partiden birileri arayınca tabii. Bunlar gidiyorlar bakıyorlar ki kadının kocası kimse yok burada falan. Sonra kadın adamın peşini bırakmıyor, arkadaşlarının peşini bırakmıyor. Arkadaşlarından aralarında asker olan var. Asker olanın işte elektronik kelepçe taktırıyor, işten atılsın diye elinden geleni yapıyor. Tabii sonra partinin içerisinden başka bir isimle beraber o adamın çalıştığı askeri kuruma gidiyor. Tabii o askeri kurumda bunu işten atın diye
buna gereken cezayı verin diye baskı falan yapıyor. Ben haberde ne yazıyorsa onu okuyorum kardeş. İsim misim vermek yok. Bunlar birer iddia. Beni hiç bağlamaz. Ben ne isim veriyorum ne bir şey veriyorum. Partinin adını da vermiyorum. Hiçbir şey vermiyorum. Neyse konumuza geri dönelim. Ondan sonra kardeş tabii o ismi de zaten neyse söylemeyelim. İşte kardeş bu sonra diyor ki adama, sen diyor çoluğu çocuğu vereceksin bana diyor. Malını, mülkünü, bak kadın iddialara göre başka birisiyle zina yapmış evliyken adama yakalanmış, adamın malını mülkünü alıyor. Tamam mı? Diyor ki çocuğu vereceksin. Yetmiyor, arabayı vereceksin, evi vereceksin. Oldu olacak, gel götümü de al. Bir götü mü kaldı ama? Kuru göt zaten bir pokada yaramaz yani. Ya şimdi arkadaşlar, Allah düşmanıma vermesin ya. Allah düşmanıma vermesin ya. Hele ya okudum, bir taraftan gülüyorum, bir taraftan ağlıyorum ya. İnsanlar neler çekiyorlar ya. Hele yaşadığımız dünyaya ya. Hele yaşadığımız, lan oğlum bir, yani hırgür bir, içimizde bir Allah'ın vermiş olduğu bir sevgi var. Bir şefkat var, bir merhamet var. Ulan onun da içine sıçıyorsunuz lan. Allah Allah. Hele şuna bak ya. Hadi bir pok yediz. Eyvallah yediz yediz. Cehennem ol git. Yani baskı yapayım. Onu yıldırayım. Bitireyim onu. Malını, mülkünü, evini, arabasını, her şeyini alayım. Yani. Üstüne bir de nafaka da istiyor. Ha, nafaka da. Nafaka da istiyor. Şimdi bu ortamda şuna geleceğim arkadaşlar. Bakın. Bugün hani bu haber, yani bunlar birer iddia. Ha, isim misim vermedim kardeş, sadece olayı anlattım, geçtim. Siz zaten kimin olduğunu anlamışsınızdır. Baba şimdi dönüyorum, şeriat isteyen arkadaşlara bakıyorum, tamam mı? Şeriat diye götünü yırtanlar var ya. Heh. Şimdi bu arkadaşlar bu haberden, tamam mı? Yayın yasağı geldiği için belki bilmiyorsunuz, farkında da değilsiniz. Bu haberden şunu anlamanız lazım. Bugün şeriat olsa, ki şeriat gelmez, hayatta gelmez. Şeriat olsa bugün bu adam karısını zina etti diye gördü ya, bu zina ettiği şahıs da partisel bir gücü varsa ülkede, bu adamı, kadının kocasını idam ettirebilir. Kadıya madıya artık o zamanın işte şeriat şeyinde kim Ali Kıran baş kesense, Süleyman kim olacaksa ona idam ettirebilir. Sürüm sürüm süründürür. Hatta İran'da bazen duyuyoruz ya, İran mı? Bir yerde duyuyoruz. 5 tane gazeteci idam edildi, 3 tane gazeteci idam edildi falan. Gıkınız bile çıkmaz. Sesinizi duyuramazsınız. Sadece haberlerde, gazetelerde, orada burada bugün 5 kişiyi idam ettiler diye duyarsınız. Suçları neydi bilmezsiniz. Söylemezler. Veya saçma sapan bir suç uydururlar. Tamam. O yana yakıla Allah'ın kanunları deyip deyip bir tarafınızı yırtıyorsunuz ya. Allah'ın kanunlarını uygulasın dediğiniz isimlere dönün bir bakın. Dönün bir bakın ya. Dönün bir bakın. Ben size o gün o videoda hilafetle ilgili, şeriatla ilgili son bölümde şunu söylemiştim. Karınızı elinizden alırlar, sizi idam ederler. Ulan ne kadar mübarek insanım lan ben. Ertesi gün böyle bir haber patladı. Allahümme sabirin kabir. Ama orada bittiğim nokta şu. Hani böyle adamla kadın zina yaparken yakalanmış ya, kadının kocasına. Çocuk tumanı toplamış. Abi bana müsaade. Oraya dönüp dönüp okuyorum. Dönüp dönüp okuyorum. Bir de çıkmaya çalışıyorum. Kamera görüntüleri var, fotoğraflar var, her şeyi var. Mahkemeye de verilmiş ha. Abi bana müsaade. Ne güzeldi ya. Ne güzeldi ya. Ya sen şimdi milleti dolandırıyorsun. Aldığın parayla yurt dışına kaçıyorsun. Baba hangi götle Türkiye'ye geri dönüyorsun? Ben onu anlamadım. Sosyal medyada var böyle tipler diye bir program vardı, hani hesap, onun işte sahibi Kıvanç Talı ve eşi, bunlar milleti dolandırmışlar Ponzi sistemi diye bir sistemle, olabilir. Bunlar yurt dışına gittiler, böyle bir haber var. Sonra Sabiha Gökçen havaalanından giriş yapıyorlar,
yaparken yakalanıyorlar. Hakkımızda herhangi bir arama marama böyle bir şey yok diyorlar. Gitmiş ifade vermişler, tabii gözaltına alınmışlar. Biz suçlu değiliz ki, onlar bize borç verdi, tefecilik yapıyorlardı. Şimdi arkadaşlar, öncelikle olaya bakış açımızı değiştiriyoruz. Ortada 150 milyon gibi bir para varsa ve bu para gerçekten bunlar tarafından belli bir kar payı vaat edilerek toplanıyorsa ve bu insanlar mağdur ediliyorsa, bu insanlar kesinlikle Türkiye'ye geri dönmez. Geri dönemezler. Tamam? Hele ki ortada bu kadar işte sosyal medya fenomeninin patladığı bir dönemde kesinlikle Türkiye'ye geri dönemezler. Burada neyi düşüneceğiz? Bir, bunun arkasında polis molis, buna benzer devletin gücünü arkasında bulunduran bir ekip var mı? Bunlar taşerondular. Bunlar sosyal medya fenomeni oldukları için önde duruyorlardı. Ama para acaba arkadaki isimlere mi gidiyordu? Onlar bunlara bunun garantisini verdiler. Sizin aramanız yok. Ülkeye rahat bir şekilde girip çıkabilirsiniz dediler. Onlar da girdiler. Ama çıkamadılar. Bir ikincisi, farklı bir açıdan bakıyorum. Yine bunların arkasında devletin gücünü arkasında tutan birileri var. Bunlar devletin hangi makamında olursa olsun önemli değil. Ve bunlara aynı işte bu şeyin adını unuttum. Enerji. Kızın adı neydi la? Dilan Polat. Bana ne oldu la? Allah Allah. Neyse. Dilan, iki dakikaya unuttuk seni kız, gördük. Ya bele bele yapıyordun. Aha sana. Yavrum benim. Neyse. İşte Dilan Polat gibi. Ne oldu? Yem oldular. Birileri bunların ipini çekti. Bunlara dediler ki gel Türkiye'ye, problem yok. Oğlum biz senin arkandayız lan, manyak falan. Bunlar da geldiler Türkiye'ye. Aha sana problem yok. İki şey. Şimdi olan bunlar oldu. Bunlar cezasını çekecekler. Peki parayı kim yiyecek? Parayı nasıl verecekler bu kadar mağdur insana? Onu kimse sormuyor mesela. Bunlar bu parayı Türkiye'ye sokmazlar. Bunlar bu parayı yediler. Bir de farklı bir açıdan bakıyorum. Acaba bunlar bu parayı yurt dışında sağlam bir yere götürdüler de sonra Türkiye'ye dönüp işte ne kadar yatacağız, cezası nedir? 3 yıl 5 yıl yatalım, 3 yıl 5 yıl sonra çıkar o parayı yeriz diye mi düşündüler? Olabilir. Her şey mümkün. Oğlum bu kadar parayı çalan adam geri gelmez. Gelen salaktır. Gelen salaktır ya. Ha, şunu da söyleyeyim. Ben burada sadece bunların tutuklanmasını istemiyorum. Bunlara bu paraları verenlerin de tutuklanması lazım. Kardeşim salak olmayın abi. Salak olmayın ya, kafanızı çalıştırın ya. Allah Allah. Sosyal medyada fenomen diyorsunuz. Abi bu adam ne iş yapıyor? He? Bu adam ne iş yapıyor? Siz bu adama bağış yapmıyorsunuz. Siz bu adama ya işte fakir, gönlümden koptu, al sana bir çay parası, al sana çorba parası demiyorsun oğlum. Ya gitmiş 20 milyon para vermişsin. Ne karşılığında? Neyine ortak olmuşsun? Elinde senet yok, bir şey yok. Neyine ortak olmuşsun? Ondan sonra beni dolandırdı. İyi etti. İyi etti. Hak ediyoruz. Allah Allah. Biraz akıllı olun ya. Bana ne? Evet, sana ne fakir? Evet, sana ne? Sana ne oğlum? Seni ne ilgilendir? Doğru, beni ilgilendirmez. Neyse. Canınız cehennem. Bir kadın İki kişiye aynı anda ilgi duyarsa peki? Erkek için konuşup rıza alınma. O olmaz. İşte yani orada biraz çelişmiyor muyuz? Olmaz, saçmalamasın. O zaman bütün insanlık nesli piç olur. Tabii. Baba belli olmayacağı için. Bütün insanlık nesli piç olur. Ve hepimiz piçin çocukları oluruz. Hayır hocam. Herkes ağzından çıkana dikkat et.